Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Bugünkü dersimiz eşeğe bağlı kalıtım olacak. Kalıtımın sonuna doğru geldik. Çok küçük bir kısım kaldı. Kalıtım ünitesini bitirmemize. Bugünkü dersimizde çok bol da soru çözümü yapacağım. Özellikle soy ağaçlarında zorlandığınızı bir tık biliyorum gençler. Soy ağaçlarında da nasıl yerleştirme yapıyoruz onların da üstünde duracağım. İlk olarak ödevlerinizi vererek başlayayım. Tabii ki 0'dan 10'anızı açıyorsunuz. Çok allellik ve kan grupları bir önceki dersimizin konusuydu. Oraya kadar gelmiştik. Bugünkü dersimizde de eşeğe bağlı kalıtımdan bahsedeceğiz. Sayfa 110'dan başlıyorsunuz. Eşeğe bağlı kalıtımın sonuna kadar geliyorsunuz. Akraba evliliklerine girmeyin gençler. Bir sonraki derste anlatacağım. Yani 0'dan 10'a da sayfa 116'ya kadar yapmadığınız hiçbir şey kalmasın. Dinamoda da aynı şey geçerli gençler. Eşeğe bağlı kalıtımın sonuna kadar geliyorsunuz. Kalıtımın temel ilkeleri kısmına, yani sayfa 112'ye kadar 10 dinamoda da soruları bitirin diyorum. Hemen konu anlatımımıza başlıyorum. Bugünkü dersimizde neyi öğreneceğiz? Eşeğe bağlı kalıtımdan bahsedeceğiz. Aslında şimdiye kadar hep vücut kromozomları üzerinde taşınan özelliklerden bahsetmiştik. Büyük ağlar, küçük ağlar havalarda uçuşuyordu. Bugünkü dersimizde ise cinsiyet kromozomları, yani X ve Y kromozomları konumuz olacak. Bunların üstünde taşınan hastalıklardan, özelliklerden bahsedeceğiz. X kromozomuna bağlı çekinik allellerin kalıtımı nasıl gerçekleşir? X kromozomuna bağlı baskın allellerin kalıtımı nasıl gerçekleşir? Bir de Y kromozomundan sadece erkeklerde bir tane olduğu için baskın veya çekinik olması önemli değil. Y kromozomu üzerinde özellikler nasıl taşınır, bunları da anlatmış olacağız. Ama öncelikli olarak X, Y, kromozom, otozom, gonozom diyoruz da bunlar neydi bir hatırlayayım. Bizim vücudumuzda tabii ki kromozomlarımız var. İnsanlar 2'en eşittir 46 kromozomludur diyoruz. Bu 46'yı da dişi ve erkeklerde farklı şekilde gösteriyorduk. Dişilere baktığımız zaman tabii ki 46 tane kromozom var. Bunlardan 44 tanesi vücuda ait özellikleri gösteriyor. Vücuda ait özellikleri gösteren kromozomlara otozom ismini veriyoruz. 2 tanesi de ise cinsiyetle ilgili, eşeyle ilgili özellikleri belli ediyor. Onlara ise gonozom ismini veriyoruz. Erkeklerde ise 44 tane yine vücut otozomu olacak. 2 tane gonozom bulunacak ama erkeklerdeki X, Y şeklindeydi gençler. O zaman diploid, yani 2N kromozomlu canlılarda tabii ki 2 tane gonozom bulunacak. Geri kalanlar vücut kromozomudur, otozomdur diyeceğiz. Örneğin insanlar 46 kromozomlu, bunlardan 44 tanesi otozom, 2 tanesi gonozom. Dişiler 44 + XX, erkekler 44 + XY formülüne sahipti. Mayoz bölünmeyi gördük. Mayoz bölünmeyi düşündüğümüz zaman da gametler N = 23 kromozomluydu. Yani 2N = 46 kromozomlu bir canlı mayoz bölünme yaptığı zaman N = 23 kromozomlu hücreler meydana geliyordu. Bu 46'yı da 44 + XX şeklinde gösterebilirim. Açtığımız zaman da 22 + X olması gerekiyor. Mesela dişilerdekilerin, erkeklerde ise 22 + X veya 22 + Y olabilir spermlerin kromozom formülleri. O zaman erkek gametler ne olabiliyormuş? 22 + X veya 22 + Y şeklinde olabiliyor. Dişiler 44 + XX olduğu için gametleri mutlaka 22 + X olacak. Başka alternatif yok. Erkekten X'li gametle birleşirse dişi birey meydana geliyor. Erkekten Y'li gametle gelirse, yani Y kromozomu taşıyan sperm gelirse erkek çocuk dünyaya gelmiş oluyor. Aslında çocukların cinsiyeti babadan gelen spermin gonozomunun X mi Y mi olduğuna bağlı olarak belirlenmiş oluyor. Eşeğe bağlı kalıtıma da baktığımız zaman gonozomlar üzerinde bulunan genler tarafından belirlenen kalıtıma eşeğe bağlı kalıtım ismini veriyoruz. Eğer bu gen kromozomların üzerinde genler de varsa onlar da eşeğe bağlı karakterler olacak gençler. X ve Y kromozomuna baktığımız zaman ikisinin boyut olarak birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük bir kromozomdur. Bazen böyle havalı cümleler havalarda uçuşuyor. Diyor ki sana, X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesinde taşınan bir özellik. Oo diyorsun, nasıl taşınıyor? Aslında X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesi, yani Y kromozomunda karşılığı olmayan bölgesi demek istiyor. Yani sadece X ile taşınır demek istiyor. Kısaca demiyor ki X kromozomunda taşınan bir özellik yazmıyor. X kromozomunun Y kromozomuyla homolog olmayan bölgesinde taşınan diyor. Düşme o uzun uzun havalı havalı duran cümlelere. Yani X kromozomunda taşınıyormuş. Veya dese ki Y kromozomunun X kromozomuna homolog olmayan bölgesinde taşınan bir özellik sadece Y ile taşınıyormuş. Y'de sadece erkeklerde var. Babadan oğula bu özellik geçiyormuş deyip soruyu çözmeye başlayacağız. X ve Y kromozomunun homolog bölgesi ikisinde de karşılıklı olan bölgedir. X ve Y'nin homolog bölgesine, yani karşılıklı bölgesine taşınan bir özelliğin zaten vücut kromozomlarıyla taşınmasından farklı bir işlemi olmayacak gençler. Eşey kromozomu dediğimiz bu X ve Y kromozomları tabii ki cinsiyetimizin oluşmasını sağlıyor, cinsiyetimizi belirliyor. Ama sadece cinsiyet değil, aynı zamanda farklı özellikleri de kontrol edebiliyor. Mesela birazdan X kromozomu üzerinde çekinik taşınan hastalıkları örnek olarak renk körlüğünü vereceğiz. Hemofiliyi vereceğiz. Veya X kromozomu üzerinde baskın taşınan bir özellik olarak bozuk dentin denilen çarpık dişliliğe sebep olan bir özellikten bahsedeceğiz. Yani sadece cinsiyet değil, aynı zamanda başka özelliklerin, başka karakterlerin ortaya çıkmasını da sağlamış oluyor. Dişilerde X kromozomları tam homolog olduklarından tüm özellikler 2 tane allelle belirlenecek. Çünkü bende 2 tane X kromozomu var. Erkekler ise XY kromozomuna sahipler. 1 tane X kromozomları var. Yani bir özellik X kromozomunda görülüyorsa ve erkekte varsa ortaya çıkacak demektir gençler. Sonra biz bu özelliklere de bakacak olursak hangisi hangisinde çok bulunuyor? X kromozomunun homolog olmayan bölgesindeki genler hem erkeklerde hem de dişilerde görülüyor. Dişilerde 2 tane XX bulunduğundan 2 allelle, erkeklerde de XY bulunduğundan tek allelle kontrol edilmiş oluyor. Baktığımız zaman X'in Y kromozomuna homolog olmayan bölgesinde kırmızı yeşil renk körlüğü, bir de hemofili hastalığı taşınıyor gençler. Bunu unutmayın. Y'nin homolog olmayan bölgesinde de kulak kıllılığından bahsedeceğiz. Babadan erkek çocuklara geçen bir özellik olacak. Devam ediyorum. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesine kodlanan özellikler tabii ki babadan gelen tek bir genle belirlenecek. Sadece erkek çocuklarda görülecek. Babada özellik varsa tüm erkek çocuklarına gitmek zorunda. Neden? Babadan erkek çocuklarına Y kromozomunun geçişi söz konusu olur. Mesela hayal et. Anne X kromozom formülüne sahip, baba XY kromozom formülüne sahip. Diyelim ki benim 1 tane özelliğim var. Anne bu özelliğe sahip, şöyle küçük a küçük a olsun. Bunun erkek çocuklarında eğer anne bu özelliğe sahipse mutlaka görülecek. Neden? Erkek çocuğa babadan ne gelecek? Y kromozomu gelecek. Anneden de X'lerden biri gelecek. Annede bu özellik varsa erkek çocuklarda da mutlaka olmak zorunda. Erkek çocuklar X kromozomunu nereden alacak? Tabii ki annelerinden alacaklar. Kız çocuklarını düşündüğün zaman da kız çocukları XX anne olsun, XY baba olsun. erkek çocuklarından farklı olarak kız çocuklarına babadan X kromozomu geçecek gençler. Yani babada X kromozomu üzerinde görülen bir özellik varsa bu geni mutlaka kız çocuklarına aktarmış olacaklar. Baskın bir gense özellik görülecek. Çekinik bir gense anneden gelen gene bağlı olarak görülebilir, görülmeyebilir diyeceğiz. Hemen bir tane soru yapıyorum. Yanda X ve Y gonozomları üzerinde bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre gonozomlar üzerinde gösterilen segmentlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Birdeki özellikler dişilerde iki genle belirlenirken erkeklerde tek gen ile belirlenir. Şimdi bir dediğimiz kısım ne? X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesi. Yani sadece X kromozomundan bahsediyoruz. Dişilerde iki tane X kromozomu var. Evet, iki genle belirlenecek. Erkekler ise XY kromozom formülüne sahip. Erkeklerde tek bir X olduğu için tek bir genle belirlenmiş olacak. Gitti. Birdeki özellikler doğrudan babadan oğula geçer. Bir dediği ne? X kromozomu. X kromozomunu düşündüğümüz zaman babadan oğula X kromozomu mu geçiyor? O zaman bu erkek çocuk Y kromozomunu kimden alıyor? Babadan erkek çocuğa Y kromozomu geçer. X kromozomu anneden gelir. O zaman bu bizim için yanlış. Hadi sorudaki diğer öncüllere de bakalım, konumuzu iyi öğrenelim diye. 2'deki özellikler biri anneden diğeri babadan gelen iki genle belirlenir. İlk iki dediği yer X ve Y kromozomunun homolog bölgesi. O yüzden biri anneden biri babadan gelecek. Vücuttan hiçbir farkı yok. 2'deki özellikler hem dişilerde hem erkeklerde aynı oranda görülecek. Çünkü vücuttan hiçbir farkı yok. 3'deki özellikler babadan gelen tek bir genle belirlenir. Tabii ki doğru. Neden? 3 ile gösterdiği yer Y kromozomu kısmıdır gençler. Y kromozomundaki özellikler babadan erkek çocuklarına tek bir genle, tek bir kromozomla geçiş yapar. Diğer bir soruma bakıyorum. Eğer buradaki rakamları okuyamıyorsanız renk körü olabilirsiniz gençler. Dikkat edin, ekrana dikkatli bir şekilde bakın. X kromozomu üzerinde çekinik allellerin taşınması dediğimiz zaman bir kırmızı yeşil renk körlüğünden bahsedeceğiz. Bir de hemofili hastalığından bahsedeceğiz. Kırmızı yeşil renk körlüğü ne demek? Kırmızı yeşil renk körlüğü kırmızıyı yeşil, yeşili kırmızı görmek değil. O zaman herkes bunun içinde yazan 27'yi okurdu. Neden? Sen şuraları kırmızı görüyorsun, içini yeşil görüyorsun. Renk körü olan adam da içini kırmızı, dışını yeşil görürdü. Yine 27'yi okurdu. Renk körleri bunun içinde yazan rakamı okuyamıyorlar. Neden? Kırmızı ve yeşili aynı tonda, kahverenginin, gri'nin tonlarında görüyorlar. O yüzden o içinde yazan rakamı göremiyor gençler. Şurada mesela 27 var. Burada da 97 var, merak edenler için söylemiş olayım. Göz doktorlarına gittiğimiz zaman bu kartların da böyle duvarlarda olduğunu görüyoruz. Okuyamayanlar kırmızı yeşil renk körüdür. Kırmızı yeşil renk körü körlüğü geni de diyeyim X kromozomu üzerinde çekinik bir genle taşınıyor. O yüzden X üzeri küçük R'ye sahip olanlar bu gene sahiptir diyoruz. Sağlıklı olmayı ise büyük R ile gösteriyoruz. Hatta tablo üstünde de belli edeyim. Çünkü dişilerde ve erkeklerde farklı oranlar söz konusu oluyor. X kromozomu dişilerde 2 tane, erkeklerde ise 1 tanedir, unutmayın. Şimdi dişi bireylere baktığımız zaman X üzeri büyük R'ye X üzeri büyük R olabilir. Hastalık geni neydi? Küçük R'ydi. Bu adamda hastalıkla ilgili hiçbir gen yok. Yani bu birey, dişi birey sağlıklıdır. X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R de olabilirim. X üzeri büyük R baskın özellik olduğu ve sağlıklı olmak olduğu için bu kişi renk körü değil. Ama renk körlüğü geni taşıyıcısı. Çocuğuna bu geni aktarabilir, unutma. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R ise geçmiş olsun. O birey tabii ki renk körüdür. Erkeklere baktığımız zaman ise erkeklerde taşıyıcılık söz konusu değil. Adamlarda bir tane X kromozomu var. Ya X üzeri büyük R olacak, haliyle o kişi sağlıklı olacak, veya X üzeri küçük R olacak, o kişilere de hasta bireyler diyeceğiz. Yani erkeklerde renk körlüğünün görülme oranı çok daha fazla gençler. Onu da nasıl hesaplıyoruz? Mesela diyelim ki bir toplumda renk körlüğünün görülme oranı 1/3 olsun. Erkeklerin renk körü olması için bir gene ihtiyaçları var. O zaman bu toplumda erkeklerde renk körlüğünün görülme ihtimali 1/3'tür. Dişi bireylerde ise 2 tane küçük R'nin yan yana gelmesi lazım. Dişilerde ise 1/3 çarpı 1/3. Dişi bireylerin bu toplumda renk körü olma ihtimali 1/9'a düşüyor. O yüzden X kromozomu, not al bunu, X kromozomu üzerinde çekinik taşınan genlerin erkeklerde, daha doğrusu özelliklerin erkeklerde görülme oranı dişilerde görülme oranından çok daha fazladır. Devam ediyorum. Kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomunda taşındığı için erkek çocuklar kırmızı yeşil renk körlüğü genini nereden almak zorunda? Anneden. Diyelim ki annesi renk körü bir erkek çocuktan bahsediyor. Soruyu çözmeme gerek yok. Babayı bil, bilme. Baba sağlıklı olsun. Mesela erkek çocuksa ne olacak? Y kromozomunu babadan alacak. Anneden de X üzeri küçük R'yi almış olacak. O zaman kırmızı renk, yeşil renk körü bir annenin sağlıklı bir erkek çocuğunun olma ihtimali yok gençler. Anneden X üzeri küçük R'yi almak zorunda olduğu için. Kız çocuklarda 2X kromozomu bulundurduğu için bunu hem anneden hem babadan alırsa ancak renk körü olabiliyorlar. Kız çocuk kırmızı yeşil renk körü ise babası da mutlaka renk körü olmak zorunda. Nasıl hesapladım? Şimdi kız çocuk X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R değil mi? Bunun ne yaptı? Birini babasından birini annesinden aldı. Annesinden X üzeri küçük R'yi alır ama annesi taşıyıcı olabilir. Babaya baktığım zaman babadan bir tane X üzeri küçük R'yi aldı. Babanın yan tarafı Y. Kız çocuğu renk körüyse baba da %100 renk körüdür. Anne renk körüyse erkek çocuğu da renk körü olmak zorunda. İşlem yapmasak bile hemen çıkartabiliyoruz. Geldim diğer bir kısma. Şimdi taşıyıcı bir anneyle kırmızı yeşil renk körü bir babanın evliliğinden nasıl bir hesap yapılabilir? Buna bakalım. Taşıyıcı bir anne olduğuna göre X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R olması lazım. Kırmızı yeşil renk körü bir babadan bahsediyorsak da X üzeri küçük R'ye Y'yi yazmam lazım. Sonra bunların oluşturduğu gametleri buluyoruz. Sonra çaprazlamalarımızı yaptığımız zaman çocukların olasılığını buluyoruz. Bazen böyle tablo yaptığımız zaman aklımız karışabiliyor. Biz kısa ve hızlıdan nasıl hesaplama yapacağız? Şimdi dedi ki taşıyıcı bir kadın ile X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R, kırmızı yeşil renk körü bir babanın evliliğinden dedi. Hemen babayı yazıyorum. Kırmızı yeşil renk körü bir baba yazdım. Her zamanki kuralım geçerli. Bunu tut bununla yaz, bunu tut bununla yaz, bunu bununla yaz, bunu bununla yaz şeklinde yazmaya başlıyorum. Yazdığımız zaman X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R çocukları olabilir. Veya X üzeri büyük R'ye Y olabilir hocam. Buraya döndüm. X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R olabilir. Veya X üzeri küçük R'ye Y olabilir. Şöyle bir baktığımız zaman şunun olma ihtimali 1/4, yani taşıyıcı bir dişi yavruları meydana gelebilir. Veya bu gayet oluşma ihtimaline bakayım. Yine 1/4 oranında diyeceğiz. Sağlıklı bir erkek çocuğudur. Buraya baktığımız zaman renk körü bir kızdan bahsediyoruz. Bunun da olma ihtimali 1/4 veya bunların da olma ihtimali 1/4'tür diyeceğiz. Soru şöyle olabilirdi. Bunların renk körü çocuklarının olma ihtimalini sorsaydı bunların renk körü çocuklarının olma ihtimali 1/2 diyecektik. Veya sağlıklı çocuklarının olma ihtimalini sorsaydı 1/2 şeklinde işaretleme yapmış olacaktık. Devam ediyorum hemofiliyle. Aslında ikinci tur anlatmaya bile gerek yok. Çünkü matematiksel işleminde herhangi bir farklılık yok. Hemofili ne demek? Kanımızın bazen pıhtılaşmasını bazen pıhtılaşmamasını isteriz. Mesela benim bir yerim kesildiği zaman kanımın pıhtılaşması lazım, yoksa kan kaybından ölürüm. Ama damarımın içerisinde akarken de kanımın pıhtılaşmaması lazım. Eğer kanım pıhtılaşırsa da bu sefer damar tıkanıklığından ölebilirim. Bunlar bizim kanımızda bulunan proteinlerle, bazı pıhtılaştırıcı faktörlerle ayarlanıyor. Hemofili hastaları kişilerin kanının pıhtılaşmaması, geç pıhtılaşması gibi sorunlar söz konusu olabiliyor. Yani normal şartlarda atıyorum senin bir yerin kesildi, hemen bir dakika sonra o küçük delikteki kanamayı durdurabilirken hemofili hastalarında bunlar 3-5 dakikaları bulabiliyor. Tabii ki hemofilinin de dozajları var gençler diyeyim. Hemofili de X kromozomu üzerinde çekinik genle taşınan bir hastalıktır. Hemofilinin renk körlüğünden matematiksel olarak hiçbir farkı yok. Bu sefer ne yaptım? X üzeri H koymaya başladım. Dişilerde yine 3 tane alternatif meydana geldi. X üzeri büyük H'e X üzeri büyük H, yani hemofili genini hiç taşımayabilir. Sağlıklı bir dişi meydana gelebilir. Veya X üzeri büyük H'e X üzeri küçük H olabilir. O zaman kişi baskın gene sahip olduğu için sağlıklı ama hemofili geni taşıyıcısı yavrusuna bu geni aktarabilir. Veya kişi X üzeri küçük H'e küçük H, yani hemofili hastası olabilir. Erkeklere baktığımız zaman ise taşıyıcılık yine söz konusu değil. Neden? Bir tane X kromozomu var. Bunlar ya X üzeri büyük H'e Y olacak sağlıklı, ya da X üzeri küçük H'e Y olacak hemofili hastası diyeceğiz gençler. Hemen sorular üstünden devam edeyim. Yandaki soy ağacında X'e bağlı çekinik olarak kalıtılan hemofili geninin özelliğini fenotipinde gösteren bireyler renkli olarak verilmiştir. Belki renkler sizde parlar gençler. Ben şöyle renklileri size de göstermiş olayım. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinin ilgili gene ait özelliği birbiriyle aynıdır diyor. X'e bağlı çekinik olarak kalıtılan hemofili geninin özelliğine mi sahiplermiş? O zaman bunlar ikiz gençler, ama nasıl ikiz? Çift yumurta ikizi, yani genetik yapıları birbiriyle aynı değil. Anne o ay mayoz bölünmeyle 2 tane yumurta oluşturmuş. Annenin oluşturduğu 2 yumurta 2 farklı spermle döllenmiş. Bunlar çift yumurta ikizi, birbirine ancak kardeş kadar benzer. Ha aynı anda doğmuşlar, ha 3 sene arayla doğmuşlar, bir farkları yok. Şimdi bunlar hemofili hastası olduğuna göre şu erkek birey X üzeri küçük H'e Y'yi yazdım. Bu da dişi birey X üzeri küçük H'a X üzeri küçük H. Annenin de ne olduğunu biliyoruz, babanın da ne olduğunu biliyoruz, hasta olduğunu biliyoruz. Yazmaya başlayacak olursak bir kere 6 numaralı kız çocuğu X üzeri küçük H'a X üzeri küçük H şeklindeymiş. Küçük H'ın birini babasından aldı, diğerini kimden almak zorunda? Annesinden almak zorunda. Annesi küçük H'a küçük H olamaz, olsaydı onu da boyardı. O zaman bunun ne olması lazım? X üzeri büyük H'a X üzeri küçük H şeklinde olması lazım. Buradakiler ne? 3 ve 4 numara bir kere tek yumurta ikizi. Yani bunların genotipleri birebir aynı. Bir yumurta bir spermle birleşmiş. Mayoz bölünmeden bir yumurta ve bir sperm oluşmuş, birleşmiş. Sonra ne başlayacak? Mitozlar 2, 4, 8, 16, 32 diye sayı artarken bilinmeyen bir sebeple hücreler birbirinden ayrılmış. Bu ikisi aynı sperm ve aynı yumurtadan oluştuğu için genetik olarak birbirinin fotokopisi gibi gençler. Kız çocuğu olduğunu da unutmuyorsun. Bir kere kız çocuğu olduğuna göre babadan, kafadan bunlara ne geldi? X üzeri küçük H geldi. Bunları boyamadığına göre bunlar hemofili hastası değil. O zaman babadan da anneden de X üzeri büyük H'ı almışlar. 3 ve 4'ün genetik yapısını ortak olarak çiziyorum gençler. Çünkü ikisinin genetik yapısı birbiriyle aynı. O zaman hangilerinin genotipleri birbiriyle aynıdır diyor. Baktığımda 3 ve 4 zaten genotik yapıları birbiriyle aynı olmak zorunda. 3 ve 4 taşıyıcıymış. Anneye bakıyorum. Anne de tabii ki taşıyıcı birey. Biri daha aldım gençler. Baktığım zaman 5 erkek geçtim. 2 erkek geçtim. Şu kıza da baktığımız zaman hasta olduğunu gördük. Yani şıklarda ya 2-5 olacak, ikisinin genetik yapısı birbiriyle aynı, ya da 1-3-4 olacak. 1-3-4'ünde olduğu şık var gençler. Cevabımız B'ye düşmüş oldu. Geldim diğer bir özelliğimize. Şimdiye kadar anlattığım kırmızı yeşil renk körlüğü ve hemofili X kromozomu üzerinde çekinik olarak taşınıyorlardı. Ama anlatacağımız bozuk dentin dediğimiz durum, dişlerin çarpık olması, X kromozomu üzerinde baskın genle taşınıyor. Hemen baktım. Dişilerde yine 3 tane alternatif oluşuyor. X üzeri büyük D'ye büyük D meydana gelebilir. İkisinde de büyük D olduğu için büyük D'nin yani bozuk dentin hastalığının özelliği görülecek. Bunların dişleri çarpık olacak, bozuk dentin olacak. Büyük D'ye küçük D olanlar önceden mesela kırmızı yeşil renk körlüğünde taşıyıcı olduklarını, hasta olmadıklarını ama taşıyıcı olduklarını söylemiştik. Bozuk dentinde ise baskın özelliğin etkisi görülüyor ya. O yüzden de büyük D küçük D olanlar da yine çarpık dişli bozuk dentin olacak. Küçük D küçük D olanlar sağlıklı. Erkeklerde 2 alternatif var. Büyük D'ye Y olanlar hasta bireyler, bozuk dentin çarpık dişli bireyler, küçük D'ye Y olanlar ise sağlıklı bireylerdir diyeceğiz. Buradan da Y kromozomuna bağlı kalıtıma başlayalım. Gençler bakalım orada özellikler nasıl kalıtılıyormuş. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan allellerin belirlediği karakterler ne olacak? Babadan erkek çocuğuna geçiş yapacak. Neden? Y kromozomu sadece erkek çocuklarda var. Babadan mutlaka oğul döle geçer. Bu allellerin kontrol ettiği özellikler yalnızca erkeklerde görülür. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde bulunan bir allelin baskın veya çekinik olması herhangi bir şey ifade etmez. Bazen mahsustan diyoruz ki Y kromozomu üzerinde baskın taşınan bir allel bir şey ifade etmiyor ki. Y kromozomu bir tane, baskın da taşınsa özellik görülecek, çekinik taşınsa da görülecek. Tek bir tane örneğimiz var gençler. Kulak kıllılığı dediğimiz rahatsızlıktır, hastalıktır, özelliktir diyeyim. Gelelim sorumuza gençler. Hemofili bakımından taşıyıcı bir kadın ile sağlıklı bir erkeğin doğacak çocuklarıyla ilgili demiş. Hemen çaprazlayalım. Hemofili bakımından taşıyıcı bir kadın dediğine göre X üzeri büyük H'a, X üzeri küçük H bir kadın olması gerekiyor. Sonra bu ne yapmış? Sağlıklı bir erkekle evlenmiş. Sağlıklı bir erkek olması için de X üzeri büyük H'a Y olması gerekiyor. Hemen çaprazlamamızı yapalım. Her zamanki kuralımıza bağlı kalarak. X üzeri büyük H'a X üzeri büyük H olabilir hocam. X üzeri büyük H'ın yanına Y'yi alabilir hocam. X üzeri küçük H'a X üzeri büyük H olabilir. Aklım karışmasın, büyük H'ı başa yazayım. Tabii ki bu çocuk da meydana gelebilir veya X üzeri küçük H'a Y meydana gelebilir. Doğacak tüm hasta çocukları erkektir diyor. Bakıyorum doğacak tüm hasta çocukları tabii ki erkektir gençler. O zaman bu bizim için doğru. Anne hastalığa neden olan geni hem erkek hem de kız çocuklarına aktarabilir. Aynen öyle. Anneden hem erkek çocuklarına hem de kız çocuklarına bu genin geçişi söz konusu olabilir gençler. Doğacak tüm kız çocukları taşıyıcıdır. Yo, bunların gayet sağlıklı kız çocukları da meydana gelebiliyor. Doğacak erkek çocuklarının sağlıklı olma ihtimali %25'tir demiş. Bu tarz sorularda şöyle yapacağız. Doğacak erkek çocuklarının diye sorduğu için kızları kapatıyorum. Erkek çocuklarının hasta olma ihtimali %50'dir. Sağlıklı olma ihtimali %50'dir. Gençler şuradan %25'e düşmeyin. Erkek çocuklarının dediği için sadece erkek çocukların içerisinde bakışı gerçekleştiriyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 oldu. Geldim diğer bir soruma. Kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesindeki resesif genlerle taşınan bir rahatsızlıktır. Yani X kromozomu üzerinde çekinik genle taşınıyor diyor. Bu rahatsızlığa sahip bireyler soy ağacındaki ağaçlarda renkli olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinin genotipi kesin olarak bilinebilir diyor. Şimdi erkeğin renk körü olabilmesi için X üzeri küçük R'ye Y olması lazım. Buradaki erkeğe de yazdım X üzeri küçük R'ye Y. Bu kızın renk körü olması için X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R olması lazım. Buradaki erkeğin X üzeri küçük R'ye Y olması lazım. Yazmaya başlıyorum. Şimdi baktığımda bu Y kromozomunu kimden aldı? Babasından aldı. Baba zaten sağlıklıydı. X üzeri büyük R'ye sahipti. O zaman erkek çocuk anneden de neyi aldı? X üzeri küçük R'yi aldı. Eğer anne renk körü olsaydı anneyi de maviyle boyardı. Renk körü olmadığına göre 3 numaralı birey genotipini bulabildim. X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R, yani 3 numaralı birey taşıyıcıdır. 4 numaralı bireye bakacak olursak bunu boyamamış, boyamadığına göre sağlıklı olduğunu düşüneceğiz. Yani renk körü değil. Renk körü olmadığına göre babadan kafadan zaten X üzeri büyük R'yi bu kız çocuğu almak zorunda. Ama bunun yanına anneden X üzeri büyük R mi gelir? Yoksa anneden X üzeri küçük R mi gelir? Bilemedim. Yani 4 numaradan emin olamadım ama 3 numarayı bildim. Buraya baktığımız zaman Y kromozomunu babadan alacak. X üzeri küçük R'yi anneden alacak. Baba boyanmadığına göre zaten erkek. X üzeri büyük R olmak zorunda. Yani 2 numarayı da aldım. Bakalım 1 numaralıyı bulabiliyor muyuz? Kız çocuğu X üzeri küçük R'ye küçük R olduğuna göre birini babasından aldı. Diğerini kimden aldı? Annesinden. Anneyi boyamadığına göre anne de büyük R'li, yani taşıyıcı olmak zorunda. O zaman ben 1, 2 ve 3'ü kesin olarak buldum. Geldim diğer bir soruma. Kulak kıllılığı Y kromozomunun X ile homolog olmayan bölgesinde taşınan bir rahatsızlıktır diyor. Fenotipinde bu özelliği gösteren bireylerin renkli olarak verildiği yukarıdaki soy ağaçlarından hangilerinde kalıtılan özellik kulak kıllılığı olabilir? Babadan erkek çocuğa geçecek, kız çocukta ne işi varı? Gördüm, hemen bir olanları kalıtım sorularında zaten kafadan da eleyebilirsiniz. Buradan neyi çıkarttım? Bir kere 4'e bakmama bile gerek yok. 4 kesin olarak doğru. Buraya baktığımız zaman erkek çocuklarda var, babada yok. Nasıl olacak? Babadan mutlaka Y kromozomunun erkek çocuklara geçiş yapmış olması lazım da. O zaman bu da gitti. Şunlara bakmamıza bile gerek kalmadı ama babada var. Kız çocuğu vermiş, erkek çocuğunda vermemiş ki burada taşınıyor olabilir, bir şey diyemem. Babada var, erkek çocuğunda var, sıkıntı yok. Yani cevabımız 3 ve 4 oldu. Geldim diğer bir soruma. X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde taşınan çekinik bir özellik ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir? X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde havalı cümle ne demek istiyor? Sadece X kromozomu üzerinde taşınıyor demek istiyor gençler. Yani renk körlüğünden bahsediyoruz. Erkeklerin tabii ki taşıyıcı olmasını beklemiyoruz. Erkekler ya hastadır ya sağlıklıdır. Bu özelliğe neden olan genler kız çocuklarına hem anne hem de babadan aktarılabilir. Kız çocuklarının 2 tane X kromozomu olduğuna göre biri anneden aktarılacak, biri babadan aktarılacak. Bunu aldım. Özelliği fenotipinde göstermeyen çiftlerin özelliği fenotipinde gösteren çocukları olamaz diyor. Olabilir mi diye düşünelim. Özelliği fenotipinde göstermemesi için bir kadının X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R olması lazım. Babanın da göstermemesi için X üzeri büyük R'ye Y olması lazım. Bu erkek çocuk meydana gelse, babadan Y'yi alsa, anneden de X üzeri küçük R'yi alsa, dışarıdan baktığında anne de renk körü değil, baba da renk körü değil ama bunların erkek çocukları renk körü olabiliyor. Anne taşıyıcı olabildiği için demek ki olamazı kabul etmeyeceğiz gençler. Bu özelliği fenotipinde gösteren annenin fenotipte gösterebilmesi için böyle olması lazım. Tüm çocukları da bu özelliği fenotipte gösterir. Hadi oradan, bu gider gayet sağlıklı bir erkekle evlenir. Kız çocuklarına babadan hep X üzeri büyük R gelir. Anneden X üzeri küçük R gelse ne olur? Kız çocuklarının bir kere renk körü olma ihtimali ortadan kalkar gençler. O yüzden de cevabımız 1 ve 2 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Yandaki soy ağacında içi koyu bireyler, koyular görünüyor mu? Görünmüyorsa da şöyle hemen ben size tekrardan göstermiş olayım. X kromozomuna bağlı baskın olarak kalıtılan bozuk dentin hastası olarak kabul edilirse aşağıdaki ifadelerden hangisi numaralandırılarak gösterilmiş bireylerle ilgili doğru olamaz diyor. Şimdi bunların bozuk dentin hastalığına sahip olduğunu düşüneceğiz. Bozuk dentin olmakta baskın genle taşınıyordu. Bir kere bu X üzeri büyük D'ye Y olmak zorunda. Dişileri bilmiyorum, X üzeri büyük D'leri var. Yanları X üzeri büyük D'de olabilir, X üzeri küçük D'de olabilir. Özellik büyükle taşındığı için, baskınla taşındığı için yanlarını bilemedik. X üzeri büyük D yanlarını bilemiyorum. Şu erkek çocuğu Özelliği göstermediğine göre kafadan x üzeri küçük d'ye y olmak zorunda. Şu da x üzeri küçük d'ye x üzeri küçük d olmak zorunda özelliği göstermediği için. Bu da erkek çocuğu yazayım, x üzeri küçük d'ye y olmak zorunda. 1 ve 3 numaralı bireyler heterozigot genotipe sahiptir. Heterozigot olabilir mi? Yanları küçük d'li olabilir mi? Olabilir gençler. Aslında nereden emin oldum biliyor musun? Şimdi şunun x üzeri küçük d'ye küçük d'si yok mu? Küçük d'nin birini buradan aldı. O zaman 1 numaralı zaten heterozigotu olmak zorunda. Baba sağlıklı x üzeri küçük d olduğuna göre buraya da x üzeri küçük d'yi vermiş olması gerekiyor. Yani 1 ve 3 heterozigot genotipe sahip olacak. 4 numaralı bireye 2 numaralı bireyden resesif gen aktarılmıştır diyor. 4 numaralı birey x üzeri küçük d'ye küçük d'ydi. 2 numaralı bireyden tabii ki resesif gen aktarılmış olacak. 4 numaralı bireyin sağlıklı olmasında yalnızca 2 numaralı bireyin etkili olmuştur. Yo, 4 numaralının sağlıklı olabilmesi için 2 tane x üzeri küçük d'ye ihtiyacı var. Birini annesinden, birini babasından aldı. O yüzden bu bizim için yanlış. Baskın allellerin oluşturduğu bir özellik olduğundan dişilerde erkeklerde daha yaygın olarak görülür diyor. Tabii ki daha yaygın olarak görülecek gençler. Soy ağacında bulunan dişilerden sadece 4 numaralı birey homozigot resesiftir. Evet, dişilere baktığımız zaman sadece 4 numaranın resesif yani x üzeri küçük d'ye küçük d olduğunu görüyoruz. O yüzden bu da bizim için doğru dedik. Buradan da hemen diğer soruma geçiyorum. Bitiriyoruz gençler. X kromozomunun homolog olmayan kısmında taşınan çekinik bir genle kalıtılan hastalıklar için. Yani neden bahsediyoruz? Renk körlüğü, hemofili gibi durumlardan bahsediyoruz. Anne hasta ise kız çocukta hastalık geni mutlaka bulunur. Anne renk körü ise kız çocuğuna mutlaka x üzeri küçük r'yi verecek. Kız çocuğu mutlaka hasta olmak zorunda değil ama anneden mutlaka bu geni alacak. Baba hasta ise erkek çocukta hastalık geni mutlaka bulunur. Hadi oradan. Babanın hasta olması demek x üzeri küçük r'ye y olması demek. Baba erkek çocuğuna y genini verecek. Mutlaka bulunur diyemeyiz. Kız çocuk hastaysa kız çocuğun hasta olması için kız çocuğu x üzeri küçük r'ye küçük r'ydi. Bu küçük r'nin birini anasından birini babasından aldı. O zaman babanın da mutlaka hasta olması gerekiyor. Erkek çocuk hasta ise anne kesinlikle hastadır diyemeyiz. Neden? Şimdi erkek çocuk hasta ise x üzeri küçük r'ye y ise. Y'yi kimden aldı? Babasından. X üzeri küçük r'yi annesinden aldı. Anne taşıyıcı olabilir ki. Anne x üzeri büyük r'ye küçük r'dir. Erkek çocuğuna küçük r'yi vermiş olabilir. Kesinlikle hastadır diyemeyiz. Hangileri yapılamaz diye sormuş. Gençler yapılamazlar 2 ve 4 oldu. Buradan da dersimizin sonuna geldik. Bugün eşeğe bağlı kalıtımı gördük gençler. X kromozomu ve Y kromozomundan bahsettik. Cinsiyetin belirlenmesini sağlayan kromozomlara gonozom isminin verildiğini söyledik. Bazı özellikler de gonozomlarla kalıtılacak. İnsanlarda dişi bireylerde 2 tane X kromozomu, erkek bireylerde de 1 tane X kromozomu olduğundan bahsettik. Tabii ki erkeklerde Y kromozomu bulunacaktı. Kırmızı yeşil renk körlüğü hemofili X kromozomu üzerinde çekinik genlerle taşınıyordu. Bozuk dentin hastalığı ise X kromozomuna bağlı baskın bir genle kalıtılıyordu. Y kromozomundaki genler sadece erkek bireylerde bulunacak. Buradan da geldik ödüllü soruya gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.